Evet değerli arkadaşlarım, konukların tanıtımı ve konuşmaları gündem maddemiz. Konuklarımızı tanıttık, konuşacak. İstanbul Valiliği Mükevelli Heyetinden Mehmet Ragıp Polat arkadaşım, hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Konuşmalarını yaptık. Sayın Genel Başkanımız Ercan Ceylan arkadaşımı köşeye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Divan, Fatih Şube Başkanı ve Şube Yöneticileri, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulu üyelerimiz, Şube Başkanlarım, yeni başkanlarım, önceki dönem başkanlarım, Fadıder Başkanım, CHP İl Genel Sekreterimiz, kamu kurum temsilcileri ve iktisadi dayanışma, sevgili meslektaşlarım, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Merkezi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aranızda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz Genel Merkezi olarak. Şube yönetimine de nazik davetleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanım çok güzel konuştu, çok yerinde tespitler yaptı. Ben de üzerinden bir kez daha geçmek istiyorum izninizle. Yoğun bir gündemimiz oldu şu geçen 3 yıllık dönemde. Bunlara tek tek değinmek istemiyorum. Fakat enflasyon düzeltmesi muhasebesiyle ilgili bir iki teknik cümlede ben kullanmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 2004 ve 2005 yıllarında vergisiz olarak enflasyon düzeltmesi muhasebesini hep birlikte uyguladık. Aranızda eski meslektaşlarım var, onlar üstadlarımız bu konuda tecrübelidirler. 2021 yılından beri enflasyonun yükselmesiyle enflasyon düzeltmesi muhasebesi tekrar gündemimize geldi. Fakat Vesayet Bakanlığı, yani Maliye Bakanlığı tüm uyarılarımıza rağmen bizi dinlemedi. Tabii burada bankalara gücü yetmedi. Her zaman kolay yolu seçti. Meslektaş üzerinden vergi alınmasını hedefledi. 26 Temmuz tarihinde iktisadi dayanışmada Birlik Yönetim Kurulumuz ikili görüşmelerin yaptığını ancak artık soruna işverenlerin sahip çıkması gerektiğini söyledi ve belirtti. Bunun akabinde 1 Ağustos tarihinde Ankara mitingine genel merkez ve şubeler olarak destek verdi. Bazı meslektaşlarımız tüm bu eleştirdiler. Genel merkez olarak biz buna katılmıyoruz. Tam tersine birlik olarak odalarımıza ve tüm obada ayrıca teşekkür ediyoruz. Kamuoyu baskısı oluşturdular. Basın ve yayın, görsel medyada, sosyal medyada baskılar oluşturdular. İşverenlerin de sahip çıkması neticesinde geri adım atıldı. Enflasyon muhasebesinden vazgeçildi. Fakat Cevdet Yılmaz'ın da belirttiği gibi önümüzdeki sene bu uygulanacak, sene sonunda karar vereceğiz diye 2 gün önce bir beyanatını ben medyadan gördüm. O yüzden 2 yıl en azından enflasyon muhasebesi düzeltmesi uygulanacaktır. Bu konuda hazırlıklı olmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Biz genel merkez olarak enflasyon düzeltmesi muhasebesinin yıllık olarak vergisiz yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ve halen bu konuda bir netlik yoktur. Umarım kısa süreçte bir netlik kazanır ve biz de önümüze bakarız. Ayrıca belirtmek istediğim diğer bir ek husus da iş yükü nedeniyle enflasyon düzeltmesi muhasebesinden meslektaşlarımın ek ücret almasıdır. Yılın bitimine şurada 4 ay kaldı. En azından önümüzdeki sene ücretlerde bu faktörü de göz önüne alarak ücretlerimizde ciddi bir düzeltme yapmamız gerektiğine ve olayı kendi lehimize çevirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü hiçbir emek karşılıksız olmaz. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Diğer bir konuda normal ücretlerimiz dahi enflasyonda erimiştir. Bu konuda da meslektaşlarımı genel merkezi olarak uyarılarımız, ücretlerini mümkün olduğunca düzenlemeleri, enflasyon oranında en azından arttırmaları, zaten mükelleflerle ilgili bilgilendirmeler sizin kendinizde var. İnanıyorum ki burada da gerekli, doğru, hakkaniyetli zamları yapacaksınızdır. Geçtiğimiz dönemde büyük aksaklıklarımız oldu. Başkanım da belirttiği gibi pandemi, deprem, bölgemizdeki savaşlar, terör, ülkedeki göçmen sorunu, hakeza başkanım belirtti. Burada ben çok dikkatimi çekti Fatih Şubesi de. Yani resmen biz misafir olduk açıkçası. Bilemiyorum artık başkanımsın, buna bir çözüm bulun ya. Mesleki zorluklar, ekonomik kriz, başlıca sorunlarımız. Seçim vardı bu. Buna rağmen faaliyetlerimizi aksatmadık.
deprem bölgesine yiyecek, bilgisayar, yazıcı, faks kağıdı, A4 kağıt yardımları yaptık. Örgü ve Zoom üzerinden kişisel gelişim, vergi eğitimleri, sigorta eğitimleri verdik. İstanbul ve diğer odalarımızla birlikte faaliyetlerde bulunduk. Bu faaliyetlere destek verdik. 100. yıl turnuvamızı düzenledik. Çok verimli ve çok güzel geçti. En önemlisi Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte görkemli şekilde balolarla kutladık. Bu vesileyle Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyorum. Tüzüğümüzün 3. maddesi mesleğin bağımsız olduğunu, meslek sorunlarının ülke sorunlarıyla bir ele alınması gerektiğini, tam bağımsızlığın ekonomik bağımsızlık olmadıkça olamayacağını belirtir. Burada da iş siz sayın meslektaşlarıma düşmektedir. Envanter yani bilanço bizim işimizdir. Bir ülke düşünün, yer altı kaynağına sahip değil, yer üstü kaynağına sahip değil, insan gücüne sahip değil, ekonomisine sahip değil, sınırları kevgir olmuş. Dolayısıyla burada iş bize düşecektir. Bu bilançoların sağlıklı yapılması bizim elimizdedir. O yüzden siz çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz, bunun da kıymetini bilmelisiniz diye düşünüyoruz genel merkez olarak. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz ayrıyetten. Tabii ki bu dönemde üzüntülerimiz de oldu. Bu dönemde kaybettiğimiz meslektaşlarımızı da rahmetle anıyorum. Bu dönemde yöneticilerimiz ellerinden geleni yapmışlardır. Özveriyle çalışmışlardır. Dergimiz odalardan önce 1976 yılında kurulmuş olup yarım asırlık bir çınardır. Bazı meslektaşlarımız baba ocağı demektedirler. İstanbul'da 15 şubesi, İstanbul dışında 12 şubesi bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi seçim takvimini önceden açıkladık. Tüzük gereği Eylül ayında tüm genel kurullarımızın bitmesi gerekmektedir. 27. genel kurulumuzu bugün ifa etmekteyiz. Son genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun bu arada. Bazı yöneticilerimiz bayrağı devredeceklerdir. Onlara şimdiden genel merkez olarak, şube olarak, dernek olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bazı yöneticilerimiz de bayrağı devralacaklardır. Onları da şimdiden tebrik ediyorum. Her zaman genel merkez olarak yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Seçimlerden sonra önceliğimiz 3568 sayılı meslek yasamızın güncelleştirilmesi olmalıdır. 5'e 4, nispi temsil, vesayet, haksız rekabet gibi antidemokratik unsurlar içinde barındırmaktadır. Meslek yasasının güncellenmesi ile bazı sorunlarımız kendiliğinden bitecektir. Ancak değişim olduğu sürece sorunlarımız bitmeyecektir, yenileri gelecektir. Ardından da genel merkez olarak demokrasi ve hukuk mücadelesi gelecektir. İçinde yaşadığımız toplumun hukuksal sorunlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunları da tek tek bahsetmek istemiyorum. Ayrıca başkanımın da değindiği gibi cezalar çok ciddi oranda arttırılmıştır. Tek düzene işte 65 bin liralardan bahsediliyor. Kaldı ki yılbaşında yeniden değerlemeyle 100 bin liraya bulacaktır bu rakam. Mesleki sorumluluk sigortasını genel merkez olarak biz de öneriyoruz. Uniko sigortayla genel merkezimizin bir anlaşması var. Bazı hasarlarda esneklik gösteriyorlar. Uniko sigortayla mesleki sorumluluk sigortalarınızı yaptırabilirsiniz. Kaldı ki mesleki sorumluluk sigortalarının poliçe giderleri biliyorsunuz geçen sene gider kapsamına alındı. Çok rahatlıkla gider yazabiliyoruz. Bu avantajı değerlendirmenizi öneriyoruz. Bir diğer konuda genel merkez olarak şiddete karşıyız. Savaşa karşıyız. Gözyaşı olmasını istiyoruz. İsrail'in yaptığını kınıyoruz. Katliam boyutunda bir savaş yapıyor ama yani savaş demek de yanlış bir şey. Katliam yapıyor açıkçası. Dünyada ve ülkemizde iklim krizi yaşanmaktadır. Savaşların neticesinde iklim krizi de meydana gelmektedir. Çevre kirliliği olmaktadır. Genel merkez olarak insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, narin kızımızın başına gelenler malumunuzdur. Şimdi bebek hakları çıktı. Madde bağımlılığı, hayvan hakları, her şey gözetilmelidir. İstanbul Anlaşması'nın tekrar yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Biz böyle yönetilmeyi ülke, millet, meslek olarak hak etmiyoruz. Kötü yönetilmenin sonucunda toplumsal kötülük olarak karşımızdadır. Genel merkez ve şubelerimiz olarak buna da şiddetle karşıyız. İyi yönetilmek istiyoruz. Diğer bir konuda siyasette liyakat konusuna değinmek istiyorum. Ülke olarak başımıza ne geldiyse liyakatsız yöneticiler yüzünden geldi. Ülkenin tüm kurumlarında partili insanlar liyakat, tecrübe, bilgi olmadan işbaşı yapıldılar. Akrabalar, soyadı benzerliği ve soyadları tutarlılığı, akraba ilişkileriyle her kurumun başına liyakatsız insanlar getirildi.
Parti devleti olduk. Devletin kurumsal hafızası kayboldu. Sonuçlarını şimdi görüyoruz. Açıkçası tekrar ifade etmek istiyorum, çok kötü yönetiliyoruz. Devletin asli işleri olan eğitim, sağlık, güvenlik felaket. Neredeyse herkes kendi eğitimini, kendi sağlığını, kendi güvenliğini yapacak hale geldi. Başkanım gene söyledi, gene oraya geldi konu. Yabancılarla doluyuz, yani inanın ne olacağı belirsiz şu anda. Diğer bir konuda bilgi ve teknoloji güçtür. Defterlerin kalkacağı, evrakların kalkacağı, yapay zekanın gündemde olacağı bir süreçte yeni iş alanları yaratmalıyız. Bu konuda en bilgili meslek mensubu, meslek camiası olduğumuza inanıyorum. Sene sonu yaklaşmakta. Sermaye arttırımlarını da yaparak ilave gelir elde edebiliriz. Bu konuda da uyarıda bulunmak istiyorum. Tahsilatlarımızı hızlandırmalıyız. Çünkü savaş krizi biraz daha tetikleyecektir. Hızlı davranmak gerektiğine inanıyorum. Diğer bir konuda meslekte, başkanım da belirtti, kurumsallaşma ve uzmanlaşmanın olması gerekmektedir. Bu şekilde gelir seviyelerimiz yükselecektir. Gençlerimiz mesleğe rağbet edeceklerdir. Derneğimizin faaliyetleriyle ilgili destekleriniz mesleğimiz için bizi umutlandırıyor. Birlikte beraberlik içinde olmalıyız. Gücümüz birliğimiz sloganını bulduk. Bu sloganı her yerde söylüyoruz. Umarım ülke ve meslek olarak ileride daha güzel günler göreceğiz. Genel kurulda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genel kurulun mesleğimize faydalı olmasını dilerken hepinize sağlık, bol kazançlar diliyorum. Bu salonu tahsil eden BMG grubuna da ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Hepinize tekrar sağlıklar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler Sayın Genel Başkan. Teşekkür